Evet Mansur yavaş'ta Halk TV'nin genel müdürü Şaban Sevinç ve haber müdürü Rahmi Aygün'ün sorularını yanıtlarken özellikle bu kara para propaganda ve üslup tartışmasına girmişti. Şimdi bugünün gündeminde de temel olarak öne çıkan konu bu. Hemen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Heyecan doruk da artık sona Tabii doğru son, gidiyoruz son çalışmalar hafta da. aynen öyle. Hızlandı değil mi? ama bir yandan da AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın üslubu da çirkinleşti diyebiliriz. Biz bugün birçok gazetede kirli kampanya ya da kara propaganda gibi, evet. siyasi ahlaksızlık gibi başlıklar gördük. Siz bu ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani Bir siyasetçi olarak gerçekten görülmemiş bir ortam var şu anda Türkiye'de. Demokrasi açısından tabii hoş değil, ayıp ama öbür türlü de bir nedeni olsa gerek diye düşünüyor insan. Tabii elbette. Öncelikle bizi izleyen bütün yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ee, Semra Hanım tabi bu seçmene çok büyük bir haksızlık. Yani esasen baktığınızda seçmenlere çok büyük bir haksızlık. Çünkü e, belediye seçimi bu. Yani belediye başkanı seçiyoruz, muhtar seçiyoruz, belediye başkanı seçiyoruz, e, büyükşehir belediye başkanını seçiyoruz. Biz hizmet için geliyoruz. Biz bütün yurttaşlarımıza hizmet etmek için geliyoruz. Ee, ve e, baktığınızda bu işte Ankara'da da Mansur Bey'e karşı da bir e, karalama kampanyasına girişildi. Şimdi Türkiye'nin değişik yerlerinde var. İstanbul'da işte e, bazı e, bildiriler dağıtılmış gene e, korsan bildiriler dağıtılmış. Bunlar bir panik hali baktığınızda Çünkü e, İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu e, önde biliyorsunuz öne geçti e, seçimi alacak hı hı. Ankara'da Mansur Bey zaten fark büyük bir farkla önde gidiyor e, Mansur Başkan da 1 Nisan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı e, hepimiz hizmet için geliyoruz. Ve hepimizin söylemi, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın, adaylarının söylemlerine baktığınızda hepsi şunu söylüyor, hepimiz şunu söylüyoruz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi ayrıştırmadan, siyasi görüşüne göre, inancına göre, yaşam biçimine göre ayrıştırmadan e, herkese hizmet edeceğiz. Çünkü biz belediye başkanı oluyoruz. Belediye başkanı, kamu görevlisi. Ben geçtiğimiz 5 yıl boyunca bütün Çankayalılar şahit. E, hangi mahalleden ne oy aldım, çok mu aldım, az mı aldım hiç bakmadan her yere eşit hizmet götürdüm. Daha önce hiç bizim partimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş seçmenlerimizin olduğu yerlere bu kampanyada gidiyoruz. Bayram havasında giriyoruz. Yani seçimi kaybettiklerini gördükleri yerlerde bu tarz kötü, çirkin karalama kampanyalarına girmeleri hem seçmen açısından çok büyük bir olumsuzluk. Hem e, Türk ha, Türkiye siyasetine demokrasi de yakışmıyor, yakışmıyor, değil yakışmıyor. Yani asla, yakışmıyor. asla yakışmıyor, asla yakışmıyor. E, ya demokrasi, milli irade, yani sandıktan ne çıkarsa, kim çıkarsa e, hepimiz onu e, kabulleneceğiz. Demokrasi bu değil mi? Yani Türkiye'de e, ilk defa mı oluyor belediye seçimleri Allah aşkına? İlk defa mı oluyor? Yani işte yıllardır, e, 70 yıldır, 80 yıldır belediye seçimi oluyor bu ülkede. Belediye başkanı geliyor, hizmetini yapıyor. Bir dahaki, sonraki seçimde başarılıysa hı hı. devam ediyor. Vatandaş memnun değilse değiştiriyor. İşte bu da vatandaşın memnun olmadığı bir seçim. 25 yıldır İstanbul'u, Ankara'yı e, AKP yönetiyor. Vatandaş memnun değil. Dertlere derman olunmadı, sorunlar çözülmedi. Üzerine katmerleşti. İşte Ankara'da bizim yaşadığımız, dünyanın inanın hiçbir ülkesinde, en geri kalmış ülkesinde olmayacak bir 5 yıl geçtiğimiz 25 yıl zaten öyle ama özellikle bu son 5 yıl için söyleyeyim. Ankara'nın 2 milyar lirası, 2 milyar eski parayla 2 kat trilyon lirasını bir luna parka gömdüler. Bir eğlence dünyası. Anka Park adı altında işte geçtiğimiz hafta açıldı. Vatandaşın gözünü boyamak için ücretsiz yapıldı. Ne oldu o e, yüksek kaydıraklar var. Oyuncaklar. iki gün sonra arıza kostur, verdi. Gene arıza verdi. Gene vatandaşın can Peki güvenliği konusunda risk. sorun oldu. Mimarlar odası da habire Tabii. uyarıyor durmadan açıklama Şimdi yapıyorlar. Şimdi bakın Semra risk, Hanım dünyanın değil. neresinde iki katrilyon para 2 katrilyon para bir Luna parka harcanır. Ankara'ya geçtiğimiz beş yıl çivi çakılmadı. Şimdi sayın Özhaseki e, projelerini açıklıyor değil mi? <laughs> Bu eksik diyor bunu yapacağım diyor. Bu Ankara'da yok diyor bunu getireceğim diyor. E yani 25 yıl bu Ankara'yı kim yönetti? Kim yönetti? Sanki muhalefetten alıyor belediyeyi. Kim yönetti bu Ankara'yı? Siz yönettiniz. Hiçbir şey yapmadığınız için bu kadar eksik var. E şimdi vatandaş niye inansın? Bunların yerine konulacağını. Hem de aday olarak Kayseri'den Ankara'ya geliyorsunuz. Yani ben bu e, demokrasi kültürüyle bağdaştırmıyorum. Seçmen iradesini ipotek koyduğu için kabullenemiyorum. E, çok çirkin buluyorum. Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. E, seçilen belediye başkanları Millet İttifakının Cumhuriyet Halk Partisinin seçilen belediye başkanları en güzel şekilde hizmet edecekler. Ve geçmiş dönemlerdeki evet. bütün eksikleri tamamlayacağız. Biz geleceği konuşalım isterseniz. Evet, Şu son evet. düzlükte artık izleyenlerimiz de sizin iddianızı olabildiğince evet. duymak istiyorlardır eminim ki. Onları yansıtalım. Şimdi bu son günlerde neyi önemsediniz? Neyi vurgulamak Hı. istiyorsunuz? Ben hani gerçekten sizi dinlemek istiyorum Tabii. artık. Çünkü ortaya çıktı manzara da fotoğrafta Tabii. ve sizin projeleriniz de artık yerleşti insanların Hı -hı. hafızalarına. Dinleyelim sizi. Şöyle söyleyeyim. Biz Çankaya'da geçtiğimiz 5 yıl çok büyük işler başardık. Belediye tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdik. Hem tesisler anlamında hem sosyal belediyecilik anlamında her alanda bütün Çankayalılar şahittir. Ve dediğim gibi kimseyi de ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, herkese eşit davranarak, bir yurttaşlık bilinciyle, eşit yurttaşlık bilinciyle böyle çalıştık. Şimdi karnı alacağız. Hı -hı. Yani ben kendi Hı -hı. açımdan Hı -hı. öyle Hı -hı. görüyorum. Şimdi benim 10 yaşında e, oğlum var, e, Aras. E, i̇lkokul 4. sınıfta. Bu karneler dağıtıldı bir ay, bir buçuk ay önce dönem sonunda. E, karnesini aldı, takdir aldı. aldı bu arada. Karnesini aldı, bana getirdi, böyle verdi. Al bakalım dedi, bu benim karnem. Seni göreceğiz, sen de karne alacaksın, sen de takdir alacak mısın bakalım dedi. <laughs> e, i̇nşallah alacağız yani. Çankaya'lılarla biz gerçekten büyük bir sevgi bağı kurduk. Çünkü her Çankaya'lı şunu biliyor. Ben belediye başkanı olarak değil, bir evladı olarak, bir kardeşi olarak, bir ağabeyi olarak Çankaya'ya hizmet ettim. Çankaya'lı kendisi için çalışan, dürüst namuslu bir belediye başkanı olduğunu, gayret ettiğini, gecesine gündüzüne kattığını gördü. Eksikleri bir bir giderdik, ilkleri hayatı geçirdik, rekorlara imza attık, bunu gördü. Belediyenin her bir kuruşunu namusu gibi harcayan bir belediye başkanı e, gördü. E, ben inanıyorum, biz e, Pazar günü Çankaya'da bir rekor kıracağız. E, yerelde ve genelde bugüne kadar partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, aldığı en yüksek oyu alacağız ve e, daha da önemlisi Çankaya'da büyük şehir seçimi noktasında öyle bir fark atacağız ki. Tıpkı referandumda olduğu gibi hatırlarsınız referandumda Çankaya'da yüzde 78 hayır çıktı. Yüzde 78 hayır çıkınca 350 bin fark atıldı ve Ankara'nın geri kalanında bu kapatılamadığı için yüzde 51 hayır çıktı Ankara'da. Şimdi yine Çankaya'da öyle bir fark atacağız ki Büyükşehir Belediye seçimlerinde bu fark diğer yerlerden de kapatılamayacak. Zaten Mansur Bey diğer ilçelerden de çok yüksek bir oy alacak ve farklı bir şekilde Ankara'yı alacağız. Ben Çankaya'lı dostlarımıza, Çankaya'lı hemşerilerime, kardeşlerime, yurttaşlarıma pazar günü sandığa gidip demokrasiye sahip çıkmalarını rica ediyorum. Cumhuriyetimize sahip çıkmalarını, Ankara'ya sahip çıkmalarını rica ediyorum. Biz Çankaya olarak 25 yıl Büyükşehir Belediye Yönetimi'nden en mağdur olan ilçeyiz. Çünkü Çankaya'dan oy almıyorum denilerek e, Melik Gökçek döneminden başlayarak işte bu 25 yıl Çankaya hizmet noktasında e, mağdur oldu. Cezalandırmayla karşı aynen, karşıya aynen. kaldınız. Bakın ben geçtiğimiz 5 yılda e, caddeler Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bize sokmadılar yıllar boyu. Asfaltını yapmadı Büyükşehir. E, ben caddelere girdim. Büyükşehir'in e, işlerini ben üstlendim. Kar yağdığında caddeleri yine büyükşehir açması lazım. Açmadı, bizler girdik açtık. Çankaya'ya hizmet noktası sadece o değil, Milli Eğitim Bakanlığı okulların tadilatını yapmadı. Ben 5 yılda bütün devlet okullarının Çankaya'da biz tadilatını yaptık. 34 milyon lira, 34 trilyon lira okulların tadilatına harcadık. Yani büyük şehirin hükümetin yapmadıklarını Çankaya'da biz ilçe belediyesi olarak yaptık. Çok disiplinli çalışarak, mali açıdan da çok disiplinli çalışarak bu hizmetleri hayata geçirdik. O nedenle ben Çankayalıların bu pazar günü bir bayram havasında, bir şenlik havasında sandığa gideceklerini ve artık 25 yıl Büyükşehir mağduriyetinin ne son verileceğini ve Mansur Bey de geldiği noktada biz zaten Mansur Bey büyükşehirde biz Çankaya'da çok daha fazla Çankaya hizmet etme olanağı bulacağız. Tabii siz sonuçta cezalandırıldık derken bunca yıldır Çankaya'da bir yandan da hani yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır diye evet. sonuçta projelerinizle varsınız. Tabii. Dolayısıyla insanların bu anlamda ya hani korkuyorlar ya bazı yerlerde ya iktidarla aynı olmazsa belediyecilik Hı -hı olmaz falan filan yok öyle bir şey. Zaten yaptınız hani yıllardır görünüyor o. Dolayısıyla Tabii. hani bundan endişe e, yok ama daha iyi olabileceğine Kesinlikle. dair müjde var galiba bu sözleriniz. Tabii geçen 5 yıl e, biz büyük şehirden bize sadece köstek oldular. Hı -hı. Zaten destek de istemedik. Yani bizde nazlanma, niyazlanma, ağlama, sızlanma bizde olmaz. Bir makama geliyorsanız, bir görev size halk veriyorsa oranın gereğini yerine getireceksiniz. oranın gereğini yerine getireceksiniz. Biz geçtiğimiz 5 yıl öyle yaptık. Belediye tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirirken bir kuruş borç almadık. Bir kuruş kredi kullanmadık. Bunu özellikle altını çizmek isterim. Belediye'yi borçlandırmadan yaptık. Hatta geçen dönemlerden kalan borçları ödedik üzerine bütün bunları yaparken. Hı hı. Yani bizim biz kendimize güveniriz, yüreğimize güveniriz, bilincimize, aklımıza, çalışkanlığımıza güveniriz. Ee, geçtiğimiz 5 yıl öyle çalıştık ama... Bir video dönmeye başladı evet, zaten ama, siz anlatırken dediğim gibi e, 1 Nisan'da Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Ve Büyükşehir'in hizmetleri noktasında da Çankaya artık mağduriyet yaşamayacak. Bir eklem olacak. Tabii ki. Tabii ki. olacak. Tabii bu yapacaklarınızın vizyonunu e, daha da çıtanızı yükseğe, vizyonunuzla Tabii. beraber çıtanızı daha da yükseğe taşıyacağınız anlamına geliyor. Şimdi özellikle Çankaya deyince hemen herkesin aklına... E, Kültür merkezleri gelir. Ee, Ankara'nın ihtiyacını siz karşılıyorsunuz. Hı hı. Oksijen alamıyoruz sonuçta artık uzunca e, yılın AKP zihniyeti nedeniyle. E, o yüzden yeni projeler var mı? Bir yandan bu güzel projeler dönerken ben onu da merak ediyorum. Özellikle açılışları hani bir beklediğimiz salon var. Evet. <laughs> Onunla ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyorum. Evet. E, biz önümüzdeki dönem e, yine Türkiye'nin yıldız belediyesi olmaya devam edeceğiz. Evet. En büyük projemiz önümüzdeki dönem yapacağımız Bademli Dere'de e, 750 dönüm harika bir şehir parkı e, yapacağız. 750 dönüme Ankara'nın en büyük parklarından birisi olacak. Burada Atatürk Orman Çiftliğini yeniden kuracağız. O felsefeyi, Atatürk Orman Çiftliğinin e, felsefesini atamızın mirasına sahip çıkma noktasında bu 750 dönüm Bademli Dere şehir parkında dediğim gibi Atatürk Orman Çiftliğini yeniden kuracağız. E, diğer bir e, büyük projemiz. Ankara'nın bakın Ankara Türkiye'de en çok üniversite öğrencisinin olduğu kent. En çok üniversite öğrencisi Ankara'da. Ama Ankara'nın 24 saat açık güzel, çağdaş bir kütüphanesi ve gençlik merkezi yok. Yıllardır yapılmamış. Yıllardır yapılmamış. Şimdi önümüzdeki dönem harika bir bin kişilik kütüphane ve harika bir gençlik merkezi yapacağız Maltepe'ye. Ee, bin kişilik kütüphane, çayımız, kahvemiz, çorbamız, çocuklarımız 24 saat açık olacak. Gençlik merkezinde tiyatro salonlarımız, sinema salonlarımız, atölyelerimiz, üniversite toplulukları gelecek orada bunlardan faydalanacak, kullanacaklar. Ee, müthiş bir gençlik merkezi ve kütüphane yapacağız. Yine diğer bir projemiz, şu anda kaba inşaatı devam ediyor. Ankara'ya 25 yıl gene bir kültür merkezi yapılmadı. Ankara gerçekten bu anlamda e, çok mağdur. Ankara'nın uluslararası standartlardaki ilk kültür merkezini yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi Eskişehir yolunda. Önümüzdeki dönem onu bitireceğiz ve onu hizmete açacağız. Viyana Filharmoni Orkestrası gelip orada Semra çalacak. Yani uluslararası standartlarda çok güzel bir kültür merkezi olacak Atatürk Kültür Merkezi. Yine yüzme havuzlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Efendim yine Çankaya evlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kreşlerimizi bol bol yapmaya devam edeceğiz. Parklarımızı yine yapmaya devam edeceğiz. Bir engelli sosyal merkezi kuracağız. Engelli kardeşlerimiz için engelli yaşam merkezi. O da Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Onu hayata geçireceğiz. Yani önümüzdeki dönem yine Çankaya'nın belediyecilik nedir? Belediyecilik nasıl yapılır? <laughs> Adresi yine Çankaya olacak. Evet, elinize sağlık valla. Bir yandan görüntüleri izliyoruz, bir yandan evet. sizi bundan sonraki projelerinizle dinliyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben bir konsere gittim Sayın Taşdelen. Şöyle söyleyeyim, Kültür Bakanlığı'na ait bir binada. Öyle mantıksız bir hale getirmişler ki olayı spotlardan sis bombaları falan var sahnede. Hı hı. Tamam. Bu bir sanatsal aktivite. Her şey tabii ki olur. Ama bunu karşılayacak bir havalandırma sisteminizin olması gerekir vesaire. Bir şey yaparken hani içselleştiremedikleri için başka hı hı. şeyleri bozan bir yapıdalar. O yüzden hani gözlerimiz size evet. dönüyor. Çünkü işin gerçekliğiyle doğasına uygun bir şekilde olması gerektiğini önemsediğinizi görüyorum. O tabii, açıdan tabii. konuyu açıyorum. Şimdi bu, bu, bu durumda hem sayıca hem de nitelik olarak bizim binalara ihtiyacımız var. E, bu durumda e, hem de e, o sanatçılarımızı ki bir sürü sanatçının da salon bulamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız bu AKP'nin yarattığı antidemokratik zeminde. Buna da ihtiyacımız var. Bu bağlantıları kuracak bir matematiğe ihtiyacımız var. Tabii şöyle var. söyleyeyim. Bir kere kültür ve sanat konusunda geçtiğimiz 5 yıl Ankara'da ne yapıldıysa bizim katkımızla yapıldı. Hı -hı. Çankaya Belediyesi'nin katkısıyla. Yapıldı. Biz her zaman zaten işin içindeyiz ve sadece bizim yaptıklarımız değil, uluslararası Ankara Film Festivali olsun, tiyatro festivalleri olsun, her şeyin içinde zaten biz varız, bizim desteğimiz de oluyor. Şöyle de vurgulayalım, ben de festivalleri yakından takip ettiğim için sizin desteğiniz olmasa yapılamama ihtimali var öyle. Çok etkinlik. Tabii ki. Yani kültür ve sanat adına her şeyi biz yapıyoruz. Yine önümüzdeki dönem güzel bir projemiz Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız. Hı hı. Şimdi bize At Atatürkümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ü e, ulu önderimizi adını statlardan sildiler meydanlardan sildiler milli bayramlarımızı e, kutlanamaz kutlanmaması için ellerinden geleni e, yaptılar. Biz ise tam tersi şimdi Kurtuluş Savaşı Müzemizi Ankara'da hayata geçireceğiz Bu da yok bakın Ankara'da. Çünkü her milletin başkentinde o ülkenin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir müze olur. Hı hı. Oraya girer bir turist, onu çıktığı zaman nasıl olduğunu anlar. Bizim Kurtuluş Savaşı Müzemiz teknolojiyi son noktasına kadar kullanan bir müze olacak. Yani biz Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni üç boyutlu anlatımlarla, hatta dört boyutlu anlatımlarla yapacağız. Ses efektleriyle, koku efektleriyle, duyma efektleriyle yapacağız. Adeta yaşayacak oraya giren e, yurttaşımız. Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, anıt kabile gelen her yurttaşımız, her yerli ya, ya da yabancı turist mutlaka bizim Kurtuluş Savaşı Müzemizi de ziyaret edecek. Bu da çok büyük bir eksiklik. Orada Kurtuluş Savaşı'mızı e, Cumhuriyetimizin ilanına kadar çok güzel bir şekilde anlatacağız. Bu da Çankaya'ya yakışırdı zaten. Çankaya olarak e, bunu da biz yapacağız. Evet önemli. Başka projeler hani süreyi değerlendirelim, e, duymak isteyecektir izleyenlerimiz isterseniz onlarla değerlendirelim. Biraz seçim mesajı da vermiş olalım. Tabii ki elbette. Ee, biz yeni dönemde 8 yeni Çankaya evi daha yapacağız. Çankaya Hı -hı. evlerimizin sayısını herkes çok memnun. Şu an 32 bin kursiyerimiz var. Ee, 8 yeni Çankaya evi yapacağız. Emekli lokallerimizi biz bahar evi diyoruz yaşlılarımız Hı -hı. için. Onları yapmaya devam edeceğiz. 5 tane yeni bahar evimizi hayata geçireceğiz. Projelendirdiğimiz şu anda hemen düğmeye basacağımız dört tane kreşimiz var. Dört yeni kreş yapacağız ama kreş sayısını daha da fazla arttıracağız. Kreşlerimiz çok beğeniliyor ve çok büyük bir ihtiyaç. Pazar yerlerimizi, yeni pazar yerleri, önü yaşam kenti yeni pazar yeri yapacağız. Mürsel Uluç, Aşıkpaşa pazar yerlerinin üstlerini kapatacağız. Yüzme havuzumuz ilk biliyorsunuz bu dönem yapıldı. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu. Şimdi Çiğdem Mahallesi'nde inşaatımız devam ediyor. Onu açacağız önümüzdeki sene. E, i̇kinci yüzme havuzumuz olacak. Daha sonra da Dikmen'e, e, Dikmen'de de bu dönem yüzme havuzumuzu yapacağız. Kapalı yüzme havuzumuzu Dikmen Karapınar'da. O da çok güzel olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu da Türkiye'de bir ilk. Teklif bizden gitti. Biz dedik ki ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerimiz okullarından biz alalım. Beden eğitimi derslerini yüzme havuzlarımızda yaptıralım. Yüzme öğretelim çocuklarımıza. Uygulamalı olsun. Şimdi buna başlıyor Çankaya'da. Buna başlıyoruz ve çocuklarımızı okullarından alacağız. İlkokul 4. sınıf çocuklarımızı yüzme havuzlarımızda onlara yüzme öğreteceğiz. Bu da güzel bir proje olacak. Hı hı. Yine e, Adak ve Aşevi tesisi yapacağız. Adak'ta bulunuyor yurttaşımız. Kurban kesecek, adağını kesecek. Çok iptidai şartlarda bulamıyor yer. Belediye tesisi olacak, orada adağını, kurbanını kesecek, oraya bağışlayacak. Orada günde 5 bin yurttaşımıza yemek çıkaracağız. Sosyal belediyecilik anlamında, sosyal belediyecilik anlamında Semra Hanım, biz bu 5 yıl gerçekten çok büyük e, örnekler verdik. E, Hatta şöyle söyleyeyim, bir e, e, Yunan bir e, öğretim görevlisi, mülkiyede şimdi Galatasaray'a gitmiş, geçen bir söyleşide söylemiş, demiş ki Çankaya Belediyesi bu sosyal belediyecilik, halka dokunma anlamında 1994'teki refah belediyeleri hı hı. gibi çalışıyor demiş. Hı hı. Halbuki biz onun ötesine de geçtik. Yani onu da çok üzerine geçtik ama e, halka dokunma anlamında, e, mentaliteyi yansıtması anlamında bunu dile getirmiş. Ee, halk kart uygulamamızı 3 bin haneye çıkaracağız. Biliyorsunuz biz halk kart nakit yardımda bulunuyoruz yurttaşlarımıza. Onu e, 3 bin haneye çıkaracağız. Yine sağlık kartımızı e, 200 bin rakamına çıkaracağız. Sağlık kartımızı 200 bin rakamına çıkaracağız. Şu an 600 öğrenciye burs veriyoruz. Bu rakamı 3 bin öğrenciye çıkaracağız. 3 bin öğrencimize burs vereceğiz. Bütün e, geliri dar olup hiçbir yere gidemeyen yurttaşlarımızı, özellikle ev kadınlarını, evden çıkamayan, biliyorsunuz kültür gezileri düzenliyoruz. Çanakkale, Safranbolu, Amasra, hı hı hı. Konya, Eskişehir. E, önümüzdeki dönem bu rakamları da 3'e çıkaracağız. 3 kart arttıracağız. 100 e, bine yakın vatandaşımızı buralara e, götüreceğiz. Biz sosyal yardımlarımıza aralıksız devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü de Bu çok dönemde çok önemli. Çarpık bir düzen çok da... var, aynen öyle. Bunların hepsine e, devam edeceğiz. Bizim amacımız şu Semra Hanım, biz hayatta boşluk bırakmadan çalışıyoruz. Yani şu görev, e, belediye olarak vatandaşımız neredeyse orada olmak zorundayız. Orada olmak zorundayız. Özellikle de dar gelirli yurttaşlarımız, dar gelirli yurttaşlarımız e, ezilen, hiçbir imkanı olmayan, bu çarpık ekonomik düzende daha da fakirleşen, açlığa mahkum edilen insanlarımıza biz sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten kattıklarınız şehre sadece evet. ilçeye değil şehre kattıklarınız Türkiye'ye kattıklarınız çoğalsın diye temennimizi teşekkür getirelim. Bol şans Sağ olun. artık Şöyle son söyleyeyim. De kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben e, sevgili Çankayalılara ve bütün yurttaşlarımıza e, şunu söylemek istiyorum. Evet bir haftadan az bir süre pazar Hı -hı. günü sandığa gideceğiz. Lütfen hepimiz sandığa gidelim. Ee, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım, demokrasimize sahip çıkalım, halkçı belediyeciliğe sahip çıkalım. Bizim e, AKP belediyeciliğiyle 180 derece zıt bir belediyecilik anlayışımız var. Biz ranta karşı halkçı belediyecilik yapıyoruz. Biz e, talana, betonlaşmaya karşı yeşilden yana, ağaçtan yana, kamu yararından yana bir belediyecilik yapıyoruz. Biz paraları çarçur eden, bir, birilerine götüren anlayışa karşı... E, belediye kaynaklarını en güzel şekilde halka harcayan e, belediye başkanlarıyız. O nedenle e, ve bu seçim ve bu seçim e, gerçekten Türkiye'nin önünü açacak, e, ferahlatacak bir seçim olacak. Katkınızı esirgemeyin Evet, sandığa gidelim. Sandığa gidelim. Oyumuzu Kullanalım, bütün değerlerimize sahip çıkalım ve daha aydınlık bir Türkiye için bizim de o çorbada tuzumuz olsun. Çok teşekkür Lütfen ediyoruz. bütün seçmenlerimiz özellikle sandığa gidip bir bayram havasıyla, şenlik havasıyla oylarını kullansınlar. Demokrasi mesajı olacak bu. Çok teşekkürler evet. Sayın Taşdelen. Evet sevgili dostlar bugünlük de bu kadar diyoruz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın.